Şimdi almış olduğumuz ürün elimizde. Bugün daha yeni geldi. 11, geçen ayın 11'inde sipariş vermiştim. Bugün ayın 2'si, diğer ayın 2'si. Dolayısıyla gelme süresi ne olmuş oluyor? 18 günden fazla, 20 gün civarında gelmiş oldu. Bu ürünün bu şekilde gelen ürünler small paket ve havalı poşet şeklinde geliyor. Yani içi havalı poşet ve küçük small paketler olarak karşımıza çıkıyor. Çin postasıyla gelmiş bulunmakta. Zaten ürünlerin içerisinde siteye baktığımız zaman Çin postu small paket yazıyor ve bunun dışında bir paket daha var. O biraz daha büyük ürünler için düşünülmüş bir paketleme sistemi. Şimdi burada untracked yazıyor. Dolayısıyla ürün takibi yapılmayan bir ürün. Fakat bunun takibi Çin postasında en azından şöyle diyelim. Ürün takip sayfasına girdiğimiz zaman AliExpress'te bu ürünün hangi hava alanlarında olduğunu, hangi sefer numaralarında taşındığını görebiliyoruz. Fakat PTT kısmına geldiğimiz zaman Türkiye'ye giriş yaptığında bu barkod numarasını PTT sitesinde arattığımız zaman hiçbir şey karşımıza çıkmıyor. Dolayısıyla yurt içinde herhangi bir takibi söz konusu değil. Genel olarak bu şekilde baktığımız zaman şimdi ürünümüzü açalım. Ürün benim almış olduğum ürün bir kart okuyucu. Bir ürünü açalım. Evet, almış olduğumuz ürün böyle bir şey işte. Üzerinde baktığımız zaman bu USB 2, USB hub, yani toplam 3 tane USB girişi var. Bunun dışında SD kart girişleri, micro SD kart girişleri bulunmakta üzerinde. Genel olarak baktığımız zaman böyle bir görüntüsü var. Bunun tabii ki bilgisayara taktığımız zaman veri aktarımlarının ne olduğunu veyahut da kartları okuyup okumadığını, ne kadar hızlı çalıştığını az sonra göstermeye çalışacağız. Genel AliExpress üzerinden yapılan alışverişlerde ürünün gelme süreleri yaklaşık olarak 15 gün ile 45 gün arasında değişiyor. Tabii ki son tüketiciyi korumak için ürünü satan kişiler belli bir süre tanımlıyorlar. Bu tanımlama süreleri işte 35 gün 35 gün olabiliyor. 45 gün olabiliyor, 60 gün olabiliyor. Bugün dolmadan ürününüzün elinize geçmesi gerekiyor. Eğer geçmezse satıcıyla iletişime geçip bu süreyi arttırmasını isteyebiliyorsunuz. Şimdi bu ürünün bilgisayarımıza takalım ve veri aktarım hızlarına bakalım. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi de almış olduğumuz AliExpress üzerinden almış olduğumuz hub'ın veri transfer hızında nasıl bir performans göstereceğini sizlerle paylaşmaya. Şimdi elimde iki tane USB belleğim var. Bunları şöyle göstereyim. Bir tanesi burada gördüğünüz 16 GB SanDisk'in Dual Drive USB 3 belleği. Bir bununla veri transferi hızını ölçeceğiz. İkincisi de Toshiba'nın Trans Memory diye adlandırmış olduğu 16 GB'lık USB 2.0'lık USB belleği ile testimizi yapacağız. Şimdi ilk önce Toshiba'nın 16 GB diskini hub'ımıza takıyoruz. Evet. Şimdi buradan direkt ben şu 8 saniye filmini, bunun boyutu da 1,36 GB. Şuradan bakalım. 1,36. Hemen bunu alalım. Toshiba içerisine gönderelim. Veri hızında sabitlenmeler olacak. Sabitlendiği hızı göreceğiz. Hub üzerinden verimiz 2,77 MB bölü saniye hızda, saniyede 2,77 MB'da sabitleniyor aşağı yukarı. Buradan
Önceki testlerimde 3,12'ye çıktığını şahit oldum ama bu genellikle trend 2,77 trendinde gidecek. 2,67 olacak, 2,87, 3,11, 3,12 civarı olacak ama genel trend bu şekilde olacak ve bu dosyayı bu şekilde 11 dakikada USB belleğin içerisine göndermiş olacak. Şimdi ben bunu durduruyorum ve kapatıyorum. Şunu da söylemekte fayda var. Bu veriyi istiyorsanız onu da hemen yapalım. Belleğime direkt benim bilgisayarım portunu takıyorum. Şu an porta takılı. Gene gönderiyorum. Bakın veri gene 2,77'de sabitleniyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bilgisayarımızın girişiyle hub'ın üzerindeki port arasında herhangi bir farklılık, veri transfer hızı farklılığı yok. Gene durduruyorum. Böylelikle Toshiba ile yapmış olduğumuz testi bitirdik. Yani şöyle diyelim, veri transferi saniyede 2,77 MB sabit hızla hareket etmekte. 1,36 GB'lık bir dosyayı da yaklaşık 10-10,5 dakikada transfer etmekte. Şimdi SanDisk'e geçiyorum. SanDisk'in kendisi 3 USB 3 standartında. Bu hub'ımız zaten 2 idi. Ama aradaki farkı göreceksiniz şimdi. Evet, şimdi hemen gönderiyorum. Ve gördüğünüz gibi biraz bekleyelim sabitlensin diye. Şurada bakın daha 16'da sabitlendi. 15, 9, 16 civarında. Yani USB'miz 0,3 olduğu zaman hub'ımızla ortalama saniyede 16 MB veri transferi yapabiliyoruz. Bu da bize yaklaşık dosyamızın 2 dakika civarında atılabileceğini gösteriyor. Tamam, bu da bu şekildeydi. Yani verimiz 2,77'den 16'ya çıkmış oluyor. Yani 8 kat, yaklaşık 7 kat diyelim. 7 katlık bir artış var. Tabii ki bu 0,3 standartında çalışan flash belleği bizim kendi USB portumuza takarsak bu sefer veri hızı tabii ki daha yüksek olacak. Standartlarda baktığımız zaman USB portumuz da 3'ü destekliyor. Flash belleğimiz de 3'ü destekliyor. Ve yaklaşık olarak işte kaçta sabit? 23,5 MB bölü saniyede sabitlendi. Dolayısıyla USB 0.2'yi kullandığımız zaman 16'ları görüyoruz. Burada 23'ü görüyoruz. Arada 7 MB'lik bir sapma oluyor. Bu da çok normaldir. Burada yaklaşık olarak 1 dakika civarında veriyi transfer ettik. Transfer etmeden bitiriyorum. Bu da şu sonucu çıkartıyor. Biz bu hub'ımızla USB 2 standartını desteklemesine rağmen USB 3 flash belleğimizde veri transferinde daha hızlı sonuçlar aldığımız için USB 3.0 bellekleri bu cihazımızda kullanırsak daha hızlı sonuçlar almış olacağız. Böylelikle almış olduğumuz USB hub'ımızın hem tanıtımını hem veri transfer hızlarını sizlerle paylaşmış olduk. Bir sonraki çalışma videolarında, ürün anlatımı videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın.